Yani normal hayatta biri geldi sizi bir ticari bir meselede hakikaten kandırdı diyelim. Hiçbir sezginiz olmayabilir. Orada da çok emin değilim. Orada da sezgileriniz oluyor da adamın vaadi sizi yanıltıyor. Çok mal alıyorum mesela. Bu kadar mal satacağım, çok kazanacağım. Ama o esnada zihninizde beliren ya bu adam ödemeyi yani nasıl yapacak? Hallederiz ya. Sen hele bir şey yap diyor. Siz satışın verdiği coşkun mutluluk ile ödeme noktasındaki zihninizde beliren soru işaretlerini yani makul soru işaretlerini aklederek ya öyle bir dur önce bir şeyi görelim, ödemeyi görelim, güvenmiyor musun vesaire der korkusuyla öteliyorsunuz. Öyle böyle derken adam malı yükletiyor veya yola çıkartıyor. Sonra siz ödeme peşinde onu kovalıyorsunuz yahut izini kaybediyorsunuz. Nasıl bunu yaptım diye geri dönüp baktığınızda aldanmışlığınızı gelecek olan kazancın büyüklüğünün etkisiyle bazı önlemlerdeki gevşekliğinize bağlıyorsunuz. Yani ödemeyi almak noktasında mesela şey davranmadım. Niye isteyemedim o esnada, o süreçte ödeme noktasında biraz şey davranmadım. Ya adam bozulur, şimdi bize güvenmiyor musun der. Sağdan girdi, soldan girdi, hocalıktan girdi, çevreden girdi, tanıdıktan girdi. Hallederiz, bizde ödeme şey yoktur falan dedi. Ama önce bir halledelim de ondan sonra malı yükleyelim. Diyemedik işte o arada. Diyemeyişimizin nedeni belki işte hacmi büyük bir ticaret idi önümüzde bizi zevkle peşinde koşturan. Dolayısıyla ben bu ihtarra yani kandırılma dediğimiz şeyin aslında bütünüyle kişinin yani kendi ihmalinin hiç olmadığı, akleden yanının hiç onu durdurmaya çalışmadığı safiyane bir yanılgı olduğuna da velev ki ticari hayatta bile olsa çok ihtimal vermiyorum. Ama tut ki öyle bile olsa yani ticarette, insanların hayatında, siyasette, arkadaşlıklarında belki buralarda böyle bütünüyle yani süzme bir yanılma olabilir, kandırılma. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı ona bir masiyette şeytanın yahut şeytanların bizi kandırması sürecinde biz aslında kandırılmıyoruz. Sadece o vade yani mesela bu örnekte olduğu gibi vadin etkisiyle akletmemizden vazgeçiyoruz. Kendimizi vaadin yani şeytanın vaat ettiklerinin şehvetine bırakıyoruz, etkisine bırakıyoruz. Bunu bir hele elde edelim de sonrasını düşünürüz diyoruz. Yani burada Hazreti Adem ve eşinin muhtemelen düşündüğü hele bir melekleşelim, hele bir sonsuzlaşalım. Yani Cenab-ı Hakk'a da sonsuzlaştık gari bir yanlış ettik artık yani. Sen de bizi affet diye ya var yakarız. Önce o muazzam bir sonucu bir elde edelim. Cenab-ı Hak'tan da bir bağışlanma dileriz herhalde, bir yolunu ararız onun. Yani onu öteliyoruz. Yusuf ve kardeşlerinin biz bu yanlışı yapalım, yani onu öldürelim Hazreti Yusuf'u. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِح۪ينَ Sonra iyi kimselerden oluruz. Onası hiç yanlış yapmayız. Hele bu bir gitsin ortadan. Sonra bu kötülüğün elbette vardır bir çözümü, tevbesi vardır, bir şeysi vardır diye böyle bir tercihte bulunuyoruz. Dolayısıyla bu şey değil yani aklını başından alıp hiç yapmak istemediği bir şeye sürüklemek değil. Hazreti Adem ve eşi Allah Azze ve Celle'nin nehyini deleceklerini biliyorlar. Şeytan söylüyor onlara bunu. مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذ۪ي الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِد۪ينَ Dolayısıyla nehyi, yasaklamayı deleceklerinin farkındalar. Allah'ın nehyini bozacaklarının farkındalar. Yani dilimin ucuna kadar geliyor diyesim var ki şeytan bile burada yani Cenab-ı Hakk'a karşı yolu yürümek üzere bugünkilere nispetle daha dürüst davranıyor. En azından Allah nehyettiği bir şey bu diyor.
Halbuki bugün öyle süreçlerdeyiz ki Cenab-ı Hakk'ın nehyini insanlara, ya bu Cenab-ı Hakk'ın nehyettiği bir şey ama yani şu ödül karşılığında vazgeçin bundan gibi dürüst bir yaklaşımdan çok daha uzaklaştık. Şimdi adam diyor ki yo, ne münasebet, Allah'ın nehyettiği bir şey değil bu. Mesela eğer bir şeyin haramlığını bozmak istiyorsa veya emri bozmak istiyorsa, eğer beklediği veya uydurmaya çalıştığı modern algıyla bağdaşmayan bir şeyse, o zaman ya Cenab-ı Hak öyle diyor ama bugünkü batı medeniyetinin bize vaat ettiklerine kavuşabilmemiz için yani bunu denmemiz lazım. Bu tam da ayetteki gibi olur ve dürüstçe olur. Yani bir nimete kavuşmak için, ne bileyim mesela Avrupa Birliği'ne girmek için yahut onların olurlarını almak için, gönüllerini hoş etmek için işte şunu şunu yapın. Mesela bugünlerde aşağıdaki bir ülkeye habire yaptırıyorlar, şunu yap, bunu yap, şunu da yap, bunu da yap. Bayağı bir yol aldıracaklar herhalde, özellikle aile noktasında İslami hükümlerin ihlal edilmesi için yoğun gelişmeler var. Gün geçmiyor ki bir haber almayalım. Yani Hicaz topraklarını kastediyorum. Benzerleri bizde de vaktiyle işletildi adım adım adım. O açıdan baktığınız zaman yani Batı bizden bunu istiyor. Vermeyince de olmuyor. Yapmak zorundayız. Batı'nın bize sağlayacakları açısından derse bu tam da ayette şeytanın yapmaya istediğiyle örtüşür. Bu dürüstçe bir şey. Ama bunun şimdilerde daha ileri bir versiyonu, Allah aslında böyle demiyor noktasına gelmiş olmamız. Cenab-ı Hak aslında ayette böyle demiyor, aslında mirası böyle taksim ediyor, edin demiyor gibi veya diğer hükümlerle ilgili olarak da tarifata yönelmemiz. Bu artık şeytanın da belki yani benim de hiç aklıma gelmezdi diyeceği türden veya ben o kadarına tevessül etmem, bu kadar aşağılamam kendimi diyeceği düzeyde çirkin bir yol veya süreçler başlamış durumda. Tekrar dönelim ayete. Şeytan bu Allah'ın size yasakladığı bir şey diyor. Ama bana sorarsanız ki ben sizin için işte içtenlikliyim, sonuca odaklanın. Siz şimdilik bu adımda sonuca odaklanmalısınız. O da nedir? İki melek olabilmek en kötü ihtimalle yahut sonsuzlaşmak. Bunu bir sağlayın bu muazzam mekanda, bu muazzam nimetler yurdunda. Yani ondan sonrası Cenab-ı Hak size kızacakmış. Yani siz burada sonsuzlaştıktan sonra düşünün artık Cenab-ı Hakk'ın size kızmasının da bir şeyi kalmıyor. Ne yapabilir? En kötü ihtimalle sizi oradan çıkarabilir ama artık çıkaramıyor. Çünkü siz orada sonsuzlaştınız. Böylece Cenab-ı Hakk'ı da aslında onun şeyini de bir bakıma boşa çıkarmış oluyorlar. Bunu şeytan ya doğru söylemiyorsa noktasında kaldılar. Ya bambaşka bir şey olursa, tam da düşün ki bunu yedik, melekleşmek şöyle dursun, sonsuzlaşmak da hiç öyle dursun, belki buradan kovulduk mesela. Şeytan son kertede bunu söyledi. İçtenlikli olan benim, kesinlikle iyinizi istiyorum. Düşünün yine de, karar sizin. Ama kasem ederim ki bu böyle olacak. İki ihtimal var. Ya melekleşeceksiniz ya da sonsuzlaşacaksınız. Demek ki son kertede de buna ihtiyaç var yani. وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ Adım 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 olgunlaştırdı ve sonunda kasem edip içtenliğine dair kasem etti. Bizim demek ki emin olamadığımız zaman bize bunu telkin eden, ister vesvese şeklinde şeytandan olsun, ister şeytanımsı bir sürü insanlar var. Bunların telkiniyle bizi adım atmaya çağırdıkları zaman tereddütümüzü son kertede aşmak için buna tevessül edebilirler, kasem edebilirler. Yani yalan yere yemin edebilirler çünkü o esnada bizim buna ihtiyacımız vardır. Bir de onu görünce tamam bu risk göze alınır deyip atılırız. İşte bizim de kendisinden bir parça olduğumuz,
Atamız ve Cenab-ı Hakk'ın kendisinden yarattığı eşi ve bu ikisinden وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً çoğalttığı nice erkekler ve kadınlar dediği kimseler olarak, yani biz orada o ayetin içerisindeyiz. Cenab-ı Hak خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ve bu ikisinden çokça erkekler ve kadınlar saçtı, çoğalttı. İşte oradaki ricalen hazirun onlardan bir tane, bir kısmı. Dolayısıyla biz tabiatımız itibariyle ondan olduğumuz için, ondan üreyip türediğimiz için ayetteki onun refleksi, yaklaşımı, düşüncesi, yanılması, yanılgıya kendisini vermesi ve şeytanın ona uyguladıkları bizimle çok birebir örtüşüyor, aynı yapıya sahibiz. O yüzden de Cenab-ı Hak sıklıkla Kur'an-ı Kerim'de, hatta sadece Kur'an'da değil önceki gönderdiklerinde de bu yaşanmış kıssaya işaret eder, biliyor musunuz?